Şimdi bir şey diyecek miyiz yoksa yok? Ortası yapalım. Hani mersin ya. Yalnız benim diyeceğim tek bir kelim var. Burada en mağduru olan üreticiyle tüketici. Bu mazot bizi kahretti. Yeter. Bak Demirli. Kendine gel kendine. Baban rahmetlik var ya. Gerçekten adam gibiydi adam. Ama sen gözlük katmışsın renkli görmüyorsun. Olmaz olmaz. İşi politikaya döküyorsun diyorsun ya. Ben AKP'liyim. Ben şu ana kadar üyeyim. Yaktınız bizi. Mahvettiniz. Karpuz 50 kuruşa olur mu? Lütfen. Cumhurbaşkanım, biraz gör, gör şu çiftçiyi. Bittik, bittik. Yazıklar olsun. Gördüğünüz gibi üreticilerimiz dertli, üreticilerimiz perişan. Bundan bir süre önce domates tarlada kaldı, patates tarlada kaldı, soğan tarlada kaldı. Aynı kaderi şu anda karpuz üreticileri yaşıyor. Çünkü üretim maliyetleri çok yüksek. Dekarda 5.000 ile 6.000 TL arasına üretim maliyetini masrafını yapan üreticilerimiz turfan da hasat yapmasına rağmen ülkenin en erken karpuzunu yetiştirmelerine rağmen ve en kaliteli karpuzları yetiştirmelerine rağmen yarı fiyatına satamıyorlar. Üstelik de alıcı yok. Maliyet yüksek. 2002 yılında karpuz üreticisi 1 ton karpuz satarken 1 ton üre alabiliyordu. 2021 yılına geldiğinde üretici 5 ton karpuz satarak 1 ton üre alır duruma geldi. Yine üreticilerin en temel girdilerinin başında olan mazotla da ilgili 2002 yılında 1 litre mazot alabilmek için 5 kilogram karpuz satarken bugün 1 litre mazot alabilmek için 10 kilogram karpuz satıyor. Evet, üreticilerimiz perişan. İhracat geç açıldı. İthalat halen İran'dan karpuz ithalatı devam ediyor ve iç piyasada yüksek fiyatlarla tüketiliyor. İktidara sesleniyoruz. Karpuz üreticilerinin sorununa çözüm getirin. Destekleyin. İthalatı tamamen yasaklayın. İç piyasada tüketimini teşvik edin. Sebze pazarlarını açın. Tarlada 70 kuruşa gitmeyen karpuzu marketlerde 5 TL'ye sattırmayın. Bu desteği, bu aradaki fiyat farkını alınının teri, elinin nasırlı olan karpuz üreticilerine verin. Ocak ayından Haziran ayına kadar soğuğuyla, sıcağıyla, dolusuyla, meyve tutmasıyla her şeyle uğraşıyoruz. Bunların maliyeti 5.000 ile 6.000 lira arasında. Gübre fiyatı geçen sene üreyi 1.75'e alırken şu an 3.500'e alıyorum. Mazotu 5 liraya alırken şu an 7.500'e alıyorum. Bu fidenin bir tanesi 3.25 lira. 2 liraya alırken 3.25 lira. Naylonumuz 16 lira oldu. 12 liraya alırken 20 liraya kadar çıktı. Şimdi bu karpuzu bu duruma getirene kadar kanımızı döküyoruz. Toprağa kanımızı döküyoruz. Bir de hiçbir piyasa belli değil. Hiçbir şey belli değil. Şu an bu karpuz 2500 liraya gitmiyor. 5000-6000 lira maliyeti var. Asla mutlu değiliz. 80 dönüm üzerinden ekilişimiz var. Geçen seneye göre maliyetlerimiz %50 arttı. Malımızı satamıyoruz. Biz bu bakanlıktan memnun değiliz. Bakanlık kesinlikle çiftçinin yanında değil. Biz düşmanıymışız gibi bize davranıyorlar. Kesinlikle yani hiçbir konuda buğdayda, pamukta, karpuzda yanımızda değil. Öncelikle ulusal ve yerel marketlere seslenmek istiyorum. Ve onların başındaki yöneten ve kim hangi kurumlarsa. Biz burada 70 kuruşa marketler bizi baskı altına alıp 70 kuruştan fazla ulusal ve yerel marketlere karpuz veremiyoruz. Ve şu anda hangi Türkiye'nin hangi ucuna giderseniz gidin yerel ve ulusal marketlerde 4 lirayla 6 lira arasında karpuz satılıyor. Bu vicdansızlıktır. Karpuzu başınıza çalın. Olur mu böyle ya? Olur mu ya? Yazıklar olsun. Karpuz 5 lira, 10 kilo 5 lira. Yazıklar olsun. İstemediğiniz İsrail'in.